Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bayağı bir teknolojiden konuştuk bugün. Şimdi sahadaki uygulamalardan da bahsedildi. Üretim sektöründe Google Cloud'un çözümleri nedir? Nerelerde kullanılıyor? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Bir demo hazırlamak isterdim. Ama böyle bir fabrika ayarlayamadık demo yapabilmek için. O yüzden demosuz geçeceğiz. Ya üretim sektörüyle aslında ben çok yakın zamandır çalışıyorum. Son 3,5-4 yıldır üretim sektöründe çalışıyorum. Benim geçmişim telekomünikasyon tarafında ağırlıklı olarak telkoda projeler yaptım. Ama üretim bambaşka bir dünyaymış. Ya yani onu görmüş olduk geçtiğimiz 3,5-4 yıl içerisinde. Hani bir fabrika tek başına zaten devasa bir yer. İçerisinde binlerce, on binlerce tag'ın, sensörün bulunduğu. Ama bunun çevresinde de birçok IT ve OT sistemlerin bulunduğu bir dünya. Hani ben sadece fabrikamı takip edeyim, onun üzerinde raporlar yapayım değil. Bunun tedarik zinciri var, ürün tarafı var, CRM, ERP tarafları var. Devasa bir dünya. Dolayısıyla çeşitlilik çok fazla oluyor burada. Tabii ki bu kadar çeşitli veriyi tek bir yerde toparlayıp kullanabilmek bize aslında biraz çeviklik sağlıyor. Çünkü hani böyle silolar halinde farklı farklı yerlerde bulunan veri kaynaklarını kullanıp analiz edebilmek ekstra böyle bir çaba gerektiren bir şey. Ama bu analiz için gerekli altyapıyı sağlayıp her alanda, kurum içerisindeki her alanında bu bütün verileri kullanabilir hale getirmek bizim için önemli diyebilirim. Ama üretim sektörü, ya aslında fabrikalar gördüğümüz kadarıyla oldukça akıllı, otomatik yani. Her şey kendi başına çalışıyor, üretim devam ediyor. Ama her bir sistem kendi içerisinde akıllı. Yani böyle bir entegre çalışma veya birbirleriyle veri haberleşmesi olduğunu pek göremiyoruz. Dolayısıyla farklı farklı yerlerdeki verilere erişmek, analiz yapmak bizim için her zaman bir problem oluyor. Ayrıca bu çözümler, hani nasıl diyelim, actionable insight yaratmakta çok yetenekli değiller. Kendi içerisinde otomasyonları var, doğru. Ama biz bir yapay zeka algoritması çalıştıralım, bir forecasting yapalım, bir predictive maintenance yapalım dediğimiz zaman tek başına çözüm sağlayamıyorlar. Burada Google Cloud, bayağı bir teknolojiden bahsettik zaten az önce. Buradaki Google Cloud'un mimarisi, sahadaki bütün ekipmanlardan, artı çevre sistemlerden, bütün verilerin bir connectivity'sini sağlamak. Her yerden verileri alıp toplayabilmek. Bunun üzerinden actionable insight'lar çıkartabilmek. Ve bu topladığımız veriler üzerine yapay zeka modelleri geliştirerek sahalarda uygulayabilmek bizim için önemli. Şimdi connectivity tarafında zaten real-time data connection tarafında arkadaşlarım bayağı bir bahsetti. Şimdi sahadaki ekipmanlardan gerçek zamanlı verileri toplayabilmek için Google Cloud birçok partneriyle çalışıyor ve bu entegrasyonu sağlayacak altyapıları bize sunuyor. Onun yanında BigQuery var, birazdan bahsedeceğiz. Bunun üzerinde gerçek zamanlı aksiyonlar alabilmek için araçlar var ve yapay zeka uygulamaları geliştirebilmek için araçlarımız bulunuyor. Tabii buradaki birinci şey BigQuery, yani az önce hani sunumlarda böyle küçük küçük kutularda Google'un birçok servisini gördük. BigQuery de bunların bir parçası. Ama bence yani BigQuery böyle ortada en büyük kutuya sahip olması gereken bir teknoloji. Hani tabii ki Google'un bütün servisleri çok iyi ama BigQuery'nin yeri benim için bir başka. BigQuery biliyorsunuz bir analitik veri ambarı. Bir serverless mimariyle çalışıyor. Yani yapmamız gereken tek şey içine verileri atmak ve kullanmak. Ve yani inanılmaz hızlı çalışan bir teknoloji. Yani biz hala aktif olarak Google Cloud kullanmayan müşterilerimizde de işler yapıyoruz ama hani burada bir alışkanlık oluştu. Başka bir yere gittiğimiz zaman böyle bir içim daralıyor yani çalışırken. BigQuery'nin fark yaratan birkaç özelliği var. Birincisi streaming insert özelliği var. Yani biz gerçek zamanlı verileri BigQuery'ye alıp bunun üzerinde gerçek zamanlı raporlar veya gerçek zamanlı insight'lar çıkartacak bir altyapı sağlayabiliyoruz. Dediğimiz gibi serverless bir mimarisi var. Yani ölçeklenebilirlikle ilgili bir sıkıntımız yok.
hakikaten petabaytlarca büyüyebiliyorsunuz ve sizin için hayatınızda hiçbir şey değişmiyor. Bakım gerektirmiyor, optimizasyon gerektirmiyor. Sadece neyi nasıl yazmanız gerektiğini ve nasıl sorgulamanız gerektiğini biraz bilmeniz yeterli. Şimdi biz sahadaki ekipmanlardan, ERP sistemlerden, CRM'lerden, dış kaynaklardan verileri aldık. BigQuery'ye aktardık. Bunlar üzerinde bazı artık analizler yapmamız lazım. Insight'lar üretmemiz lazım. Burada ve kurum içerisinde bunu yaygınlaştırmamız lazım. Burada da Google'un çözümü Looker. Looker BigQuery ile entegre çalışabilen güzel bir teknoloji. Yani bir model yapısı var. Data modelini düzgün oluşturursanız arka tarafta herhangi bir, yani IT tarafında olması gerekmiyor. Kurum içerisindeki herhangi bir kişi kendi analizlerini, kendi raporlarını oluşturmasını sağlayan bir altyapısı bulunuyor. Bir yandan da hani biz connectivity'yi sağladık, dikey entegrasyon yaptık. Kurum içerisindeki bütün sistemlerimizin verilerini alabiliyoruz. Çift taraflı veri transferi yapabiliyoruz ama bir de yatay entegrasyon var. Bizim tedarikçilerimiz var, müşterilerimiz var, bunun servis bacağı var. Bir de hani dış sistemlerle entegrasyon gerekir. Burada da API servisleri, az önce Güner Bey'in bahsettiği gibi, yine üretim sektöründe diğer firmalarla entegrasyonumuz da bize yardımcı oluyor. Looker, dediğimiz gibi bir semantik model yapısı bulunuyor. Biz BigQuery'nin zaten processing anlamında hiçbir sıkıntısı yok. Bu semantik modeli de düzgün oturttuktan sonra, az önce bahsettiğim gibi herhangi bir kullanıcı, herhangi bir KPI veya kafasındaki bir şeyi analiz edebilmek için Looker ekranına girip sürükle bıraklarla kendi raporlarını oluşturup kendi analizlerini yapabiliyorlar. Çok güzel verileri topladık, BigQuery attık, analizler yapabiliyoruz. Bunlar zaten temel, biraz ne diyelim, veri ambarı vari mimariler. Tabii işin içerisinde real time insight'lar kattık. Ama asıl katma değerli kısım, hani bu zamana kadar diğer ürünlerde yapılamayan veya yapmasını zor olan kısım yapay zeka tarafı. Şimdi BigQuery içerisinde zaten machine learning bileşenleri var. Direkt hani in database kendi model traininglerimizi yapabiliyoruz. AutoML araçları var, Vertex AI gibi. Ve işte diğer dediğimiz LLM servisleri bulunuyor. Üretim sektöründe hani LLM'lik ne kadar iş olur bilmiyorum. Çünkü her şey machine to machine olduğu için. Hani arada insan faktörü yok. Hani dille ilgili yapılmak gereken bir şey yok. Ama tabii ki bu servisler bizde bulunuyor. Tabii ki bu Google Cloud platformu, veriyi topladık. Üzerine analitik modeller geliştirdik. Ve deployment için de bizim için araçlar sağlıyor. Örnek olması açısından sadece kendi geliştirdiğimiz custom modeller veya AutoML kullanarak geliştirdiğimiz modeller değil, bir yandan da Google'ın diğer yapay zeka ile alakalı servislerini kullanarak da çözümler geliştirilebiliyor. Örnek olarak burada bir visual inspection, hani ürünlerin, geçen ürünlerin herhangi bir deformasyon, arıza, problemi var mı yok mu tespitini yapabilmek için Google Cloud'un Vision servislerini kullanarak kendi verimizle eğittiğimiz, detection yaptığımız ve sahada uygulayabildiğimiz bir altyapı sağlayabiliyoruz. Hangi use case'ler yapılabilir üretim sektöründe? Zaten bir iş zekası kısmı, bunları biliyoruz, temel şeyler. Ama bunun yanında işte predictive maintenance, demand forecasting gibi use case'ler yapılabilir. Dijital ikizler yapılabilir. Buradaki dijital ikiz, fabrikalarımızın bütün ekipmanlarından aldığımız veriyi bir yerde toplayabildiğimiz için hem gerçek zamanlı izleme, hem bazı simülasyonlar yapabilme, hem de geçmişe dönük analizleri derinlemesini yapabilmemizi sağlayan altyapılar diyelim. Az önce visual inspection'dan bahsettik. Sadece şey değil, hani tabular data üzerinde yapılacak analizler değil, bir yandan da görsel, sesle ilgili yapılabilecek analizler için de gerekli servisleri kullanabiliriz. Bir tane use case'den bahsetmek istiyorum burada. Bu Talgo. Talgo tren üreticisi, İspanyol bir tren üreticisi. Bu firma ürettiği trene 1,5 milyon kilometre kesintisiz servis sağlayabilme garantisi veriyor. Bunu da nasıl sağlıyor?
Bu bütün sensörlerini her bir trenin yani her bir treninde 2000 kadar sensör bulunuyor ve bu trenlerden gerçek zamanlı verileri Google Cloud platformunda topluyor. Ve hani yüzlerce trenleri var. Bütün trenlerinden gerçek zamanlı verileri Google Cloud platformuna aktarıyorlar ve tamamen serverless altyapıyla işte PubSub'a aktarılıyor, Dataflow'la gerçek zamanlı işlemler yapılıyor, BigQuery'ye gerçek zamanlı aktarılıyor. Onun üzerinde gerçek zamanlı analizler ve arıza çıkarabilecek ekipmanların tespiti, erken bakım veya bakım uzatma planlamalarının yapılabilmesini Google Cloud platformunu kullanarak yapıyorlar. Ve böylece trenlerinin kesintisiz bir şekilde hizmet vermesini sağlıyorlar diyebilirim. Peki neden Google Cloud? Yani burada çok fazla söze gerek yok. Az önce önceki sunumlarda bolca bahsedildi. Ama burada hani Google Cloud'un üretim sektöründeki vendorlarla da yakın çalışması ve buradaki use case'leri uygulayabilmeniz için gerekli hizmetleri sağlaması önemli bizim açımızdan. Evet, nasıl çalışıyoruz? Yine Güner Bey bahsettiği gibi, eğer bir fabrikanız varsa, üretim sektöründe çalışıyorsanız ve bu dijital dönüşümle alakalı bazı use case'ler yapmak istiyorsanız, kafanızdaki problem veyahut gitmek istediğiniz strateji neyse, bunlar için bir detaylı konuşuyoruz. Ufak POC'ler yapıyoruz. Yol haritası çıkarmak için bir assessment çalışması yapabiliyoruz. Buradaki dijital olgunluk çalışması da diyebiliriz buna. Ondan sonra Google Cloud Türkiye ekibiyle beraber sizin için çözümler üretiyoruz. Benim sunumum kısaydı. Teşekkür ederiz.